Merhaba arkadaşlar, Lillaf olur kanalına hoş geldiniz hepiniz. Bugün benim boyumu uzatmamla alakalı merak ettiğiniz tüm soruları Sedat Bey ile cevaplayacağız. Sedat Bey de kurumun sahibi zaten çoğunuz artık tanıyorsunuzdur. Zinciri bağla böyle evet. çek. <laughs> Uzat böyle. Geldi benim sorum. Bu <laughs> senin sorun. Ne kadar, <laughs> kaç santim uzayacağına sen mi karar veriyorsun yoksa Allah ne verdiyse. Videoda sizden gelen soruları böyle bir fanusun içine e, koyduk ve bunları sırayla böyle rastgele yani e, seçip cevaplayacağız. Aklınızda takılan, merak ettiğiniz tüm soruları tüm yalanlığıyla açıklamaya çalışacağız. E, kurumun sahibini de yanımıza aldık ki hani benim cevaplayamadığım yerde ya da onun bir şey cevaplayamadığı yerde de. Birbirimize destek olalım diye. Ne Şimdi Bir de şöyle hani sen şu an uzatma esnasındasın, evet. uzatıyorsun hmm. ve ben uzattım üç kere. Evet. Ee, o bakımdan böyle bir o kombinasyon evet. çok güzel olacak sanki. Hem uzatan hem uzatma Aynen. sürecinde olan iki kişi olarak Aynen. E, sorularımıza istiyorsan Aynen. geçelim. Başlayalım o zaman. Tamam. İlk sen mi çekmek istersin? Sen çek ya ilk Hadi sen ilk çek. Ben Bakalım ne Şana... sorular var. Aa uzun bir soru. Femur aparatları çıktıktan sonra, yani ilk femur bu arada üst bacak evet, oluyor değil mi? Evet üst bacak oluyor. Çıktıktan sonra ilk ameliyattan 3 ay sonra direkt ikinci ameliyat. Yani alt bacaktan da yapılabiliyor mu yoksa bir yıl sonra mı önerilir ikinci kısım? Aa çok güzel bir soru. Yani aslında ben bunun şeyini biliyorum, sen Hı -hı. daha iyi açıklarsın Hı -hı. ama. Şimdi benim üst bacakta e, fiksatörler var. Evet. Şimdi ben bunu bir sene sonra da yaptırabilirim diye biliyorum. Hani biraz daha toparladıktan, koştuktan, ettikten, Hı -hı. hayatıma döndükten sonra platin de çıktıktan sonra. Hı -hı. Ama eğer bunu çıkartırken Hı -hı. alt bacağı yapmak istiyorum dersen alt Hı -hı. bacağı da yaptırabiliyorum diye biliyorum. Evet. Aynı zamanda ikisini birden de yaptırabiliyorum diye de biliyorum. Aynen öyle. İkisini birden yapabiliyoruz. Quadrilateral ameliyat deniyor ona. İki bacak birden ama ben açık ve net söyleyeyim yani eee ben kendi vücudumda bunu yapmazdım açıkçası. Tavsiye çok etmiyoruz. çok ağrılı, kemik kaynama sorun. Yani her şey bir sorun. Bence senin dediğin gibi Hı -hı. üst bacağı ondan sonra biraz dinlenip toparlanıp alt bacağı yapmak Hı -hı. daha sağlıklı bir manzla. Ya bunu çıkartırken alta takmak da mı mantıklı değil mesela? Yani yapabiliriz ama burada da senin vücuduna bağlı Hı -hı. açıkçası. Hani eğer kemik kaynaman iyi Hı -hı. ve gerçekten iyi bir fizik tedavi aldıysan, hareketliğin iyiyse, kısıtlı değilse yapabiliriz. Evet. Ama ben olsam biraz dinlenirdim. Evet. Aslında kişiden kişiye değişen bir süreç. Ya evet. Bunu hep diyordunuz da ben çok anlamıyorum. Aynen öyle. İşte Aynen. şeye bakıyorum mesela aşağıda e, lobide hı hı. işte 8 santimden sonra çok ağrılı diyen de var evet, evet. ya ben 8 santime kadar işte ağrı çekiyordum 8 santimden sonra ağrı çekmiyorum diyen de Aynen var öyle. falan gerçekten vücut tipleri işte beslenme şekilleri hayat tarzına göre. Her şey çok değişiyor. Kesinlikle galiba. bir de Özkan biz hep şunu söylüyoruz. Yani bu ameliyat bir matematik değil evet, yani. Evet. yani. Ameliyatı tamam güzel bir şekilde kalkül edebiliyoruz ama süreci kalkül edemiyorsun. Evet, evet. İnsanlar insana değişiyor. Evet. İşte yemene, içmene bağlı, hareketliğine bağlı. Ne kadar antrenman söylüyor. yapıyorsun, ne kadar Aynen uğraşıyorsun, öyle. üstüne düşüyorsun. Yani ben evet. tekrar söylüyorum üst bacak ve alt bacağı yapıp biraz dinlenip sonra tekrardan Hı -hı. ameliyat olmak daha mantıklı. Evet, teşekkürler. Evet gelelim diğer soruya. Boyunuz çok mu kısaydı bu kadar zorlu bir ameliyata karar vermek çok zor olmalı. Videolarda uzun duruyordun. Bu, bu soru herhalde da. sana geldi bu soru. Ama sana da aslında Aynen. hani boyumuz çok mu kısaydı? Benim ben boyumu 1.68 biliyordum arkadaşlar. Ve 1.70'e yuvarlıyordum hep her türlü <laughs> yaptığı <gülüyor> Aynen öyle. gibi. Ben meğerse burada geldim işte şeyle falan o sizin o alet evet. ne abi? O işte Lazer. lazerle falan Aynen. ölçtük ölçtük. Aynen. Gerçekten ölçtük. de boyum benim 1.66'ymiş. Hatta Ali Hoca şey dedi. Oğlum 1.66'dan 1.70'e yuvarlamışsın. Direkt 1.80'e yuvarlasaydın. <laughs> daha iyi. <laughs> ee, şimdi ben zaten 1.76 olacağım. Evet. E, ayakkabıyla falan filan 1.80'e yuvarlarım ben artık. Ya ben e, hayatımda da hani psikolojik olarak da evet. kendimi daha rahat hissedebileceğim. Daha özgüvenli hissedebileceğim bir boya ulaşmak istiyordum. E, benim işimden de kaynaklı. E, sosyal medya, oyunculuk, e, başka işler. Bunlar da hep benim için boy çok önemli. Ve bu aslında geleceğe bir yatırım açısından Kesinlikle yapılan bir öyle. şey. Kesinlikle Hani sadece... İşte kızlar bana bakmıyor hadi boyumu uzatayım gibi bir şey değil bu. Yani öyle düşüne gelen ameliyat olan bile var ama benim için çok yatırımlık ve gerekli elzem bir şeydi. Ee, kaçış yoktu yani benim için. Ben öyle yaptırdım. Senin? Ben de açık ve net hep şunu söylüyorum. Öncelikle zaten hani ağrı falan diyorlar ya gülü seven evet. dikenini katlamak Gerçekten zorunda öyle. diye bir laf vardır ya. Çok güzel bir şey söyledin. Yatırım yani hani bazı insanlar arabaya yatırım yapar, eve yatırım yapar, arsaya yatırım yapar. Bu da kendine bir yatırımdır. Ben açık ve net söyleyeyim. Bir insan kendine yatırım yapması kadar güzel bir şey yok bence. Hı -hı. Hani o özgüvenin, Hı -hı. işte kıyafetler olsun, işte dışarıya yeni insanlarla tanıştığında seni artık uzun boylu bir insan olarak tanıyorlar. Çünkü Hı -hı. sen bile Kısa halini unutuyorsun. Bak hmm. bunu unutma bu lafımı. Gerçekten çok acayip bir şey. Ki sana zaten çok hmm. önemliydi, elzemdi yani. Hmm. Ee, fenomensin, hmm. ünlüsün ve oyuncu olmak istiyorsun hmm. gibi gibi şeyler hmm. kariyerinde çok hmm. önemli. O bakımdan açık ve net söyleyeyim. Hatta şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ağrıları bile özledim ya. <laughs> Vallahi billahi ameliyat ağrılarını evet, bile evet. özledim yani. Evet. İnsan şey oluyor ya. Kesinlikle. Biraz zaman geçtikten sonra zaten mesela ben o ilk haftadaki ağrılarımı hatırlamıyorum. Ha, değil mi? Çok fazla unutuyorsun yani. ya. İnsan şey olmuyor. Evet. Aynen. İnsan olu bir şey, insan biraz nankör ya. Evet, evet, evet. Yani çok unutuyor, çabuk unutuyor. Hı. O bakımdan inanın çok güzel bir yatırım. Bence 2-3 aylık bir süre hayatınızı değiştiriyor ve böyle ağrılara da ben kurban olurum ya. Evet. Açık ve net söylüyorum. Senin ya. için erken miydi? Benim için kesinlikle erzendi. Ben evli ve çocuk babasıyım zaten biliyorsun. Ve ona rağmen dedim ki ben böyle yaşamak istemiyorum dedim. Yani çünkü hani... 1.55 1.57 1.57 Çok kötü yani. Hakikaten evet. bütün hayatım etkiledi Osman. Hani bir kıyafet kıyafeti geçtim. Hı -hı. Hani yeni insanlara tanıyorsun. Bakıyorlar böyle. Hı -hı. Aa böyle küçük küçük bir erkek. Yani bir de erkek evet, olarak... Abi. Çok kötü kadın olarak yine bir toparlıyorsun da erkek olarak. Yani kadın bir olarak boy evet. Kadın evet. olarak hani tatlısın abi evet. anladın mı ama bir erkeğin tatlı olma şansı yok <laughs> <ya>. Şu <laughs> an 1.77'sin evet, bu .77. arada. Gayet tamam. Ameliyattan birkaç ay ya da yıl sonra koşma gibi eylemleri rahatlıkla yapabiliyorlar mı yoksa illa bir dikkat etmemiz gereken bir nokta var mı? Şimdi şöyle boy uzatma ameliyatları böyle hani bacak söz konusu olduğu için çok riskli bakılıyor. Hı hı hı. Ama emin olun bir burun ameliyatı daha riskli. Daha riskli yani hı hı. öyle söyleyeyim. Tabii şimdi bu ameliyatta hep diyorum ya Özkan iki part diyorum. Bir başarılı bir ameliyat, hı hı. başarılı bir cerrahi. iki de başarılı bir süreç. Hı hı. Ee, eğer başarılı bir cerrahi ve başarılı bir süreç elde ederse hasta 6 ay içerisinde hı hı. değil. Belki 3 ay içerisinde. Hı hı. Tabii kişiye de bağlı biliyorsun tembel olmamak lazım hı hı. bu ameliyatlarda koşup zıplayıp bir şey çok komik bir şey bu arada. Eşimle ben yolda yürüdüğümde ameliyat öncesi eşim bana hep şey diyordu ya çok yavaş yürüyorsun, biraz hızlan diyordu. Bacaklarım kısa abi ne yapayım <laughs> yani? Hani koşayım mı? <laughs> evet. Ondan sonra e, ameliyat şimdi de bana şey diyor. Aşkım çok hızlı yürüyorsun. Ya dedim sen de bir karar evet. ver. Çok yavaş yürüyorsun, çok hızlı yürüyorsun. Bacaklarım uzun dedim. Tabii ki riskleri biliyorsanız, e, kendinize güveniyorsanız mesela burada Hı -hı. E, hiçbir sorun olmuyor ve eski hayatınıza dönüş yapıyorsunuz. Bir de bir son de, bir şey söylemek ha, sen istiyorum. Sen söyle abi. Kozmetik boy ameliyatları ameliyatları Gerçekten çok doğal yani doğal bir ameliyat Hı -hı. çünkü kemiğin kaynıyor senin evet. kendi kemiğin kaynıyor. Aslında ekstra bir şey eklenmiyor. Hayır kendime. kesinlikle değil ve o kaynayan kemiğin de çok Hı -hı. sağlam oluyor Hı -hı. şimdiki kemiğine göre daha iyi. Hı -hı. Ee, bana mesela şey soruyorlar çok saçma geliyor. Bana bu tarz sorular bu arada şey gelmeye başlıyor çünkü Hı -hı. kendim de bu tarz sorular evet, sorduğum evet. için öncesinde. Hani bu ameliyatı istiyorum ama bundan kaçmam için bir bahane lazım bana hani. Bana eskisi gibi koşamayacağımı Aynen. söyle. Bana eskisi gibi hareket edemeyeceğimi söyleyi arıyor insanlar. Çünkü evet. gerçekten hani şey olarak korkutucu cesaret isteyen bir şey. Ee, ama süreci anlayınca çok da korkutucu gelmiyor aslında içine Aynen. girince. Bana şey soruyorlar mesela. Halı sağ yapabilecek miyim? Abi senin boyun 10 santim uzadıktan sonra halı sahada yapmayı ha <laughs> yani, yani. Ya yapabiliyorsun ama abi bu mu sorun abi? 10 santim uzayacaksın Aynen. sonuç olarak. Çok ee, Çok tuhaf saçma. geliyor yani çok bana. Saçma. Ama yapabiliyorsun bu arada. Evet <gülüyor> <gülüyor> Yapabiliyorsun daha iyi yapıyorsun hatta. <laughs> ben de bazen anlamıyorum ama sıra bende. Evet. Bakalım. Hem femur hem tibia üzerinde yani femur üst tibia alt bacak oluyor. Her iki işlem de yapıldığında bacak aparatlarının çıkarılması kaç ay sürer? Ya yani bu çok. Bu arada e herkes femuru TV'ye falan biliyor. Evet, ya. evet herkes de, <laughs> bir de. Bir, şey dikkatimi çekti artık bir ameliyat değil millet direkt üst ve alt Direkt <laughs> 15-20 santim. <laughs> Aynen direkt 15-20. Yani şöyle e femur aşağı yukarı 2-2,5 ay desek. Alt bacakta 2 ay desek toplam e, fiksatörlerin kalacağı süreç 5 ay falan yani. Ama şöyle Özkan şunu da söylemek istiyorum. Mesela şu fiksatörlü yöntemi aynı anda yapma yapmayı tercih etmiyorum. Hı hı. Yani kesinlikle değil. Yani şey üst bacak fiksatör olabilir. Alt bacak da presize olabilir. Aynen. İçten sistem. Evet. evet. Yani şimdi videoda söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama tembellik de yapanlar var. Yani biraz. Çok var. Yani, yani yattığı yerden uzamak isteyip Böyle bir evet. şey yok abi ya. Böyle bir şey yok yani. Yani şey böyle bir sürece girdiysen biraz aslında efor sarf etmen de gerekiyor. Hani. Kesinlikle. Kesinlikle. Efor dediğim de şey gibi duruyor ama. Abi mesela yattığın yerden bacağını kaldır indir egzersiz yap yani. Hani Misal aynen, aynen öyle. Ya da böyle arada böyle ayağa kalk şöyle germe yap bacakla falan. Bunu yapmaya üşeniyorlar mesela çok şaşırıyorum. Maalesef ben mesela spor yaptığımda bizim spor salonunda aşağıda 52 yaşında biliyorsun evet, hastalar geliyor evet, adam çıkmıyor. günde 3-4 kere gidiyor ya. Evet sürekli karşılaşıyoruz onunla evet, zaten. Evet ben de hep karşılaşıyorum günde <laughs> 3-4 <laughs> <laughs> Çekiyorum abi. Şu çok kelesi var bunundur. Hmm. Türkiye'de var mı ki böyle bir şey? Ben başımdan geçen hemen anlatmak evet, istiyorum. O sende. <laughs> <Evet. gülüyor> ben Londra'da fark ettim bu durumu işte videolarını gördüm falan kurumun. Sizin Instagram sayfanıza Hı. baktım. İngilizce konuşuluyor, Almanca konuşuluyor falan. Aynen. Ben dedim ki bunlar Almanya'da bir hastane herhalde yani hani böyle konuştuklarına göre. İşte bakıyorum fizyoterapistler Türk, işte doktor Türk, hemşireler Türk falan. Dedim ki bunlar Almanya'daki Türkler böyle bir sistem <laughs> kurmuşlar falan. Ya Türkiye'de evet. olabilecek o kadar aklıma gelmiyor ki. İşte sonra e, İrem'le işte konuştuk. Sonra İrem Aynen. seni yönlendirdi. Evet, Seninle evet. konuştuk falan. Aynen. Seninle bayağı bir konuştuk hani evet. hatırlarsan. Ve ben o kadar konuşmanın üstüne hala size Almanya'daymışsınız Aynen. gibi düşünüp Aynen. konuşuyorum. Aynen. Ve Aynen. şeyden, hani, hani şey diyorum yani her an şeyden vazgeçebilirim. Almanya'ya gitmek istemem, vizem evet. olmaz falan diye vazgeçebilirim falan diye düşünüyordum. Sonra size kurum nerede diye sorduğumda sen Kardal İstanbul'dayız deyince <laughs> abi o kadar Aynen. şaşırdım ve o kadar gurur duydum ki. Wow, yani bunu dünyada işte bu ameliyat sonrasındaki bu bakımı e, hizmeti sağlayan tek kurumun İstanbul'da olması bana çok gurur verdi açıkçası. Yani Türkiye'de olması. Çok sağ ol. Bir de şöyle bir şey oldu. Komik bir şey oldu. Ben şimdi konuşuyorum seninle. Bana hala ısrarla Almanya diyorsun. Allah Allah ben. <gülüyor> <gülüyor> Abi Türkçe konuşuyorum yani daha ne yapayım? Hani bir de İstanbul falan diyorum. Hatta location falan attım sana galiba. Evet. Demek o kadar hani oraya odaklanmışsın evet, hiç ki düşünmüyordum yani Türkiye'de evet. böyle bir Ya o yüzden soru çok mantıklı. Aynen. Türkiye'de var mı böyle aynen, bir şey? Aynen. Hatta ben mesela arkadaşlarıma anlatıyorum dünyada tek ve çok güzel bir işte kurum falan filan. Hatta bazı arkadaşlarım buraya geldiğinde çok şaşırıyorlar hani kurumun hmm. bu büyüklüğüne ve hizmetine. Ya bir de gururla söyleyeyim gerçekten dünyada bir numarayız yani e, konaklamalı bir Hı -hı. bu sadece boyzatım için gerçekten. Hı -hı. E, bu e, bu süreç aslında tek başına evde atlatılabilecek bir süreç değil bence. Kesinlikle. kesinlikle. Böyle bir kurumda hani reklam olsun ve sen yanımdasın diye demiyorum. Hı -hı. Gerçekten de yaşadığım için böyle bir kurumda böyle bir hizmetle olursa çekilebilecek bir süreç. Kesinlikle çünkü gerçekten ben bunu yaşadım Hı -hı. ve ben maalesef Hı -hı. evde yalnızım o bakımdan çok iyi anlıyorum yani. Evet mesela sen, Aynen. aslında onu söylersek mantıklı olabilir. Hı -hı. Hani Sedat bunu kendisi ameliyat olduktan sonra bu süreci evinde tek başına yaşadığı için bu kurumu açma sebebini de bittik o değil mi? Aynen öyle. Şimdi ben hmm. bu ameliyata oldum ve e, burada bir otele yerleştim. İstanbul'da yaşamıyordum ben. Sonra dedim ya 2-3 ay bir şey olmaz dedim ve o 2-3 ay bana 3 yıl gibi geldi. <laughs> Haydi, Kendi fizik tedavimi uyguladım. E, yani hmm. hani eşim biraz <laughs> yardım etti <laughs> falan böyle ve işte enfeksiyon geçirdim biraz hmm. bu girişlerinde cilt enfeksiyonu çok kötü bir şey değil ama uzatma sürecinde rahatsız edebiliyor ve hakikaten zorluğunu öğrendim hmm. yani çok çok zorluk yaşadım ve dedim bu ameliyat böyle olmaz abi. Ve dedin ki benim gibi bunu çekmesin. Aynen kesin öyle. Hani bu hayal sonuçta. Evet. Hani insan hayalini gerçekleştiriyor ama neden zorluğu geçirsin o sürecini evet. yani? Buyurun. Evet. Ben bir çekeyim bakalım. Ya şunu al benim gibisi var ya. Çok şimdi bakalım. O uzun bir soru. Evet. Yurt dışında memur olarak çalışıyorum. Ameliyat için ne kadar süre sağlık raporu verilir? Ne kadar Türkiye'de kalmam gerekir? İşte işe şey. tekrar başlama sürem ne zaman olur? Bulunduğum ülkeden de sağlık raporu almam gerekli mi ya da Türkiye'den verilen rapor geçerli olur mu? Çok güzel bir soru. Çok aslında. güzel bir soru. Şimdi e, öncelikle e, merhabalar ve yurtdışına bütüm Almanya Almanya çok selamlar. Çünkü memur yurt dışında genelde Hı. Almanya'dan geliyor. Bir şey yazdıysan. Aynen. Şimdi kozmetik. şöyle normalde sağlık raporu vermek zorunda değiliz. Çünkü bu bir boy uzatma ameliyatı. Kozmetik bir ameliyat. Ama tabii ki burada da hastalarımızı üzmüyoruz ve e, bu konuda destek veriyoruz e, sizlere. 3 e, ay Türkiye'de kalman gerekiyor bu durumda. Yani 3 ay gibi 90 gün gibi hesaplarsan çok güzel olur bu arada. E, 90 günü de geçmez. E, i̇şe tekrar başlama sürem ne zaman olur diye sordunuz. Şöyle yaptığınız iş bir ofis işi ise hemen dönebilirsiniz ama atıyorum bir vücut işte vücut işi ise ağır taşımanız gerekiyorsa veya çok yürümeniz gerekiyorsa bu tabii ki kişiden kişiye değişiyor. 3 ila yani uzama süreci bittikten sonra 3 ila 6 ay diye hesaplayın işe geri dönüş sürecini. Sağlık raporunu buradan alıyorsunuz ama ondan sonra döndüğünüzde ülkenizi oradan kendi doktorunuzdan da devam bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu soruya hiç karışmadım. Bilgim olmadı. Aynen aynen. Demirler ne zaman bacağından çıkacak? Abi çok hard ya. Demirler, <laughs> Demirler. yani. Demirler. <laughs> Zinciri bağlı böyle aynen. çek. <laughs> Uzat böyle. 2 <İki>, <laughs> ay, iki buçuk ay falan aynen. galiba Şu an zaten iki ay sonra falan benim galiba. Aynen. Ama totalde iki buçuk ayda falan çıkıyor mu? Biteriz diye diyor iki buçuk ay. Ya bir ay de falan. şey gerçekten kişiden kişiye yani hep söylüyoruz da şey gibi geliyor olabilir. Ee, kemik kaynamana bağlı. Yani sen kemiğini uzatırken işte yaşın önemli, işte daha öncesinde sigara içiyor olup olmaman, alkolün ve süreç içerisinde sigara, alkolün, işte beslenmen, egzersizlerin, kasların, sinirlerin ona uyumuna işte antrenmanlarla destek sağlamak. Bunların hepsi önemli olduğu için bu süreçte aslında sana bağlı. Maksimum ama ne kadar? Yani maksimum 3 ay geçmiyoruz. 3 ay. Minimum 3 da ay. yine 2 ay. Minimum 2 ay. 2 ay. Ya yani 2 ya da 3 ay. Hatta o gün daha dün konuşuyorduk. 1,5 ay içerisinde 8,5 santim uzatan Hı -hı. bir tane Kosovo'lu hastamız vardı. Bilmiyorum duymuşsunuz belki. Yok duymadım. Uzattı adam gitti şu an toparlanmış. 1,5 yani. ay. Ve 3 ay olmamış. Hı -hı. Adam şu an desteksiz böyle destek Hı -hı. olmadan yürüyor. Evet çok güzel. Wow. Yani gerçekten. Ama o demirler. Demirler. <laughs> yani 3 ay geçmiyor merak etmeyin. Hı -hı. Buyur abi. Bakalım ne var. Bu arada kıvırcık harbi yok şimdi. Valla. Böyle bırakıp Ben de bir şey sormak istiyorum. Kemik uzatılır ama deri ve kaslar nasıl esneklik kazanıyor onu merak ettim. Teşekkür ederim. Benim de en merak ettiğim sorulardan biri buydu. Kası mesela düşünmüyordum. Abi diyordum deri nasıl uzayacak ya deri yani bu falan filan. <laughs> ama hani bunu sen cevaplarsın istiyorsun ama deri gerçekten de hemen adapte olabiliyor. Zaten kendini çok hızlı onlara bilen bir mekanizm mekanizma olduğu için deri. Kaslar zaten gitgide uzuyor. Aynen. Evet onun ağrısını çekiyorsun ama Aynen. açma, germe, egzersizle onu da hallediyorsun sinirlerle kasları. Ee, ama yine sen cevap ver. Şimdi şöyle insan vücudu çok dediğin gibi güzel bir şey söyledin. Akıllı bir makina. Bundan dolayı da zaten biz milim milim uzatıyoruz özgürlükten. Hani atıyorum birden 8-9-10 santim de uzatabilirdik kemik şey seviyorduk ama... Ama Yiyemez. Aynen. Yani burada kaslar, bak kaslar, sinirler, damarlar adapte oluyor ama yavaş yavaş hani evet. böyle milim milim hı. milim adapte hı. oluyor. Süreç içerisinde eğer beslenmene iyi dikkat edersen yağlarından da veriyorsun. Kesinlikle Hayır. yağlardan veriyorsun. Liposakşın yani. Üstün. Aynen <laughs> doğal liposakşın <laughs> arkadaşlar. Para ödememiz gerek yok. Hiç ameliyatı Evet çekelim. Şu altlardan alayım bakalım. Şimdi şey diyecekler ya bu kadar gülüyoruz eğleniyoruz ya. Ya bizi bunu pazarlamaya çalışıyorsunuz. Çok şeymiş gibi. <laughs> Ama gerçekten de şey değil yani. Hani bu, gerçek bunlar. Evet, hani gerçek bunlar. Pozitif yani. olmak için konuşmuyoruz yani. Kesinlikle değil. Zaten sen uzama söyleyeceksin. Aynen. Ben olmuşum bir yani. Bir şey olsa söylerim yani. Ağrıya karşı hangi medikal ilaçlar veriliyor? Bak bu da çok güzel bir soru. Bunu sen cevapla istiyorsan. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Hastalar hep şunu zannediyor böyle ağır narkotik Hı. ilaçlar veriyoruz Hı. böyle hani onu veriyoruz falan zannediyor ama onu sen istiyorsan cevapla. Ameliyat sonrasında bir süre bir iğneyle bir kan sulandırıcı evet. alıyorsunuz. Sonrasında o hapa dönüyor zaten süresi Aynen. içerisinde hap almaya başlıyorsunuz. Sabahları mide koruyucu alıyorsunuz hani midenize dikkat etmek için. Sonrasında bu ikisi elzem önemli. Evet. Sonrasındakiler ağrı kesiciler. Ağrı kesicileri ben şu an mesela çok almıyorum. Hani çok Kullanmıyorsun, ağrım, değil mi? Çok ağrım olmadığı için kullan bana kullan diyor hemşireler ama <laughs> abi diyorum ağr ağrım yok ya. Yani ya yani niye kullanayım yani, ben? Ağrım böyle olduğunda ya. da işte akşamları bir ağrı kesici var, evet. sabahları bir ağrı kesici var. Ee, sabahları kullandığım kafein ağırlıklı bir ağrı evet. kesici. Akşamları da daha böyle uyumama yardımcı olacak bir ağrı kesici. Ee, onları da bir ağrım olduğunda falan kullanıyorum. Ama öyle ağır aksan bir ilaç yok. Aynen yok hatta kullanmıyorsun bile Hı -hı. ben de kullanmıyordum Hı -hı. ve şöyle bir şey var Özkan ee, arkadaşlar yani bazı hastalarımız hiç kullanmıyor bu Hı -hı. arada e şimdi ben adama diyorum ki ya bunu söyleme çünkü insanlar inanmayacak zaten evet. hani kullandım de diyorum evet. yani hakikaten öyle ee, ve kullanmış olduğumuz yaşam nar narkotik ilaçlar Hı -hı. falan değil arkadaşlar. O küçücük bir soru. Geldi benim sorun. <laughs> bu Geldi. senin sorun. Ne kadar? <laughs> Abi en çok sorulan sorulardan birisi bu. <laughs> Aynen. Ya bilmiyorum tam fiyat verir misin ama ben bir başından geçen bir şeyi anlatayım. İşte bir fenomen bir arkadaşım sordu bana işte ne kadar ücret falan diye. Söyledim işte şu fiyat aralığında falan değişiyor. Hani senin olacağın sisteme göre de değişiyor diye. Dedi ki... O parayı işte 10 santim uzama karşılığı Hı. hani o parayı veriyorsun aslında. O parayı vereceğim ve dedi araba alırım daha mantıklı yatırım dedi. Böyle çıldıracaktım. <laughs> Nasıl yani hani hayatına 10 santim mi eklesinler yoksa sana bir tane araba mı versinler? Evet. Abi araba alırsın zaten illaki bir, bir zaman sonra alabilirsin. Kesinlikle. Tabii ki de 10 santim yani. Ee, aslında mesela kredi çekip İnsanlar araba alıyorlar. Şu an bir araba fiyatı falan aslında. Gibi bir şey aynen. Arabasından arabaya Aynen. Yani. Arabasını aynen. aynen. <laughs> ama e, tabii fiyat için bize lütfen DM'den yazın. Ve WhatsApp hattından yazın. DM'den bilgi verilmiştir. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle çok güzel bir şey söyledin aslında Özkan. Gerçekten ben hep şunu söylüyorum. Bir boy erkekler için konuşuyorum. Tabii kadınlar için de aynısı ama. Özellikle erkekler için. Bir erkeğin makyajıdır. Vizit kartıdır diyor Almanlar. E şimdi abi araba alıyorsun işte 2020 model alıyorsun 2030'da eski bir araba oluyor Hı -hı. ve o arabanı belki hatırlamıyorsun bile. ben şu an ilk arabam Hı -hı. neydi böyle hayal hayal hatırlıyorum Hı -hı. E, ama boy, ömür boyu sizinle e, giden bir şey hatta şöyle bir komik bir şey geçmişti bizim e, böyle ailece oturuyoruz işte amcamlar falan amcamla babamlar falan konuşuyor böyle ya işte abi diyor ne götüreceksin köprü dünyaya hani Kefen götüreceksin başka bir şey götürebileceksin dedim. Amca bir şey götürebileceksin. Ne dedi? Dedim boyumu götürebileceğim dedim. <laughs> Nasıl ya? Evet. Dedi. Sonra babam orada anladı güldü. Ondan sonra öyle geçti. Amcam <laughs> bilmiyor muydu? Hayır, bilmiyordu şu an biliyorlar ama. Evet. <laughs> İlk dönem. <Aynen. gülüyor> Ondan sonra. Yani hakikaten öyle ve ömür boyu seninle olan güzel bir yatırım. Evet. Çok güzel bir şey söyledin kesinlikle. Katılır. Ve şöyle de bir şey var. Hani insanlar bunu çok fark etmiyorlar ama e, iş anlaşmalarında. Bilmiyorum işten işe değişir bu ama. E, hani normal çok şey bir meslek yapıyorsunuz belki çok önemli değildir ama bir toplantıya girdiğinizde, bir iş anlaşmasında, bir görüşmeye gittiğinizde, iş görüşmesinde bile hani bunun istatistiksel olarak evet. şeyleri de var, verileri de var. Boyun uzunsa, e, sen orada daha seçilebilir, daha güven veren birisi haline geliyorsun. Aynen öyle. Yani aslında sen burada kendine yaptığın yatırımı hayatın boyunca onu geriye dönüp alabilirsin. Yani e, Kazanabilirsin zaten. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum insanlar çok anlamıyorlar. Kesinlikle öyle. Bunun farkında varmış tek kişi ben olamam lütfen bunu anlayın artık. Yani, neyse anlayan anlıyor zaten. Yani, neyse evet ikna etmek için uğraşmıyorum Tabii şimdi. canım aynen. Ama biz kendi içimizdekini yaşıyoruz. söylemiş olalım. Bu sana geldi bu soru Kaç gün hastanede kaldın? 5 mi 4 mü? 4 gün dört gün dört değil dört mi? Gün, evet. Ve hastanede ameliyat olduktan bir sonraki gün destekle yürümeye falan başlıyorsunuz arkadaşlar. 12 saat sonra. Aynen inanmayacaksınız ama <laughs> ben de inanmıyordum <öyle> <laughs> gerçekten de öyle oluyor. Hastanede sadece 4 gün onun haricinde kurumdasınız. Aynen Ki bu ameliyattan sonra isterseniz eve gidin evde de bakımlarınızı yaptırabiliyorsunuz Kesinlikle. yani olay şey değil. Hani burada kalmanız kemik boyu uzarken kemikler aynı oranda kalınlaşıyor mu diğer türlü kırılganlığı artmaz mı? Ha şey gibi zannetmiş evet. kemiğin uzamasını. Soft bir şey. Aynen böyle <laughs> kendi kendine uzuyor zannetmiş. Aslında arası dola dola oluyor evet, dola yani. Germe dola veya kalınlaşma evet. gibi bir şey yok aslında. Kalsiyum dolduruyor kemik oraya. Bir de bacak boyu uzarken üst vücutta bir değişim olmadığından absürt bir görüntü olur mu? Evet, bu da benim çok merak ettiğim soruydu. Benim de bu arada. <laughs> benim de hiçbir sıkıntı olmuyor gibi. cücelerde galiba. Aynen. Cüce hastalığında Aynen. tabii ki de problem oluyor. Çünkü onların elleri bile zaten küçük. Ama mesela biz e, şu sistem vardır. Bunu herkes bilir mi? Yani wingspan. parmak ucundan parmak ucuna aslında senin boyundur. Evet. Ee, siz burada bunu ölçtünüz ben de. Aynen. Ben normal boyumdan uzun çıktım 10 santim. Evet. Ya ben şu an 10 santim uzasam zaten tam hiçbir güzel, sorun altın tam yok. olur. Ama üstüne bir 10 santim uzasam da problem olmaz galiba. Olmaz hayır. Hani kollarım küçük, gövdem küçük durmuyor. Mesela oh. ben se sende onu fark ettim. Evet. Adam bo bacak boyunu 20 santim uzatmış. Hiç şey değil yani hani hissetmiyorsun bir oran orantı şeyi yok. Benim boyum 1.77, şeydi ee, kanat aralı açıklığım işte wingspan dediğimiz 1.64 bu arada. Soruyorlar herhalde. yani şöyle kısa durur mu gövdem kısa durur mu falan gibi. Üst yani. gövde gövdeyi uzatırsak evet ama öyle bir şey mümkün <laughs> değil ben zaten. Hatta bir resim vardı onun arkadaşlar bir telefonum alabilir miyim? Bunu sana göstermek istiyorum çok komik bir resim var. Şimdi üst gövde uzatmak tıbben mümkün değil ama eğer üst gövde uzatılırsa Şöyle de bir komik bir görüntü ortaya çıkıyor. Oh <laughs> şöyle görüntü <he. ortaya> çıkıyor. <laughs> Sıra bende. Evet. Can you tell me what is the age of growth plate fusing? I'm 70 years now and my height is 157. Can I grow more naturally? Yani şöyle söylüyor. Bana büyüme plaklarının kapanma yaşının kaç olduğunu söyleyebilir misiniz? Hmm. 17 yaşındayım ve boyum 157. Daha doğal büyüyebilir miyim diye bir soru gelmiş. Bu da aslında beni çok ilgilendiriyordu. Hı -hı. Benim psikolojim bozulmuştu. Hı -hı. Hani acaba uzar mıyım? İşte bazı doktorlar 20-21 diyordu. Hı -hı. Ben bunu Türkçe cevaplayayım. Hı -hı. Şöyle e, büyüme plakları kişiden kişiye göre değişiyor. Diyorum 14 yaşında kapanan var, 13 yaşında kapanan var. Bu arada bizim 12-13 yaşında da hastalarımız var. 21-22 yaşında da kapanan var. Bu vücuttan vücuda göre değişiyor. Ama 18 yaşından 19 yaşından sonra ee, birden bir 10 santim, 11-12 santim gibi boy uzama beklemek mantıklı olmaz. Daha çok 2-3 e, santim atabilir. Hı hı. Fakat şöyle bir şey oluyor. Burada mutlaka endokrinologlara gidip, e, endokrinologlar e, elin röntgenini çekip orada aşağı yukarı kaç santim uzayabileceğini söylüyorlar. Mutlaka oraya gidilip bakılmasını tavsiye hı hı. bize 13 yaşında bir e, kız gelmişti, okul hı hı. tatil vardı. Dedik bir dakika bakalım önce bir. hani. Hı hı bir 5-10 santim uzayabileceksen yazık ya, bu ameliyat olmana gerek yok. Hani doğal yönden. Baktık komple kapalı Hı. ve ameliyat edebiliriz. Peki de. şey mesela açıksa büyüme kanalları ve bu ameliyat olursa o büyüme kanalları hala çalışmaya devam edebiliyor mu? Tabii ki uzayabiliyor. Hmm. Orada Aslında yine de ki, olabilir. Tabii. Olabilir. Yani siz şeyden dolayı yapmıyorsunuz. Ya Belki 5 santim uzayacaksın ve orada kendini mutlu edeceksin. Hissedeceksin. Aynen. Yani şu an olma. Aynen 5 öyle. santim daha uzağa belki büyüme kanallarının bir tam kapansın. Memnun değilsen öyle Aynen. gel diyorsun. Kesinlikle yani hmm. sonuçta kırabilir de Evet. Ee, orada hani hmm. kırabilir gibi bir şey. Biz kesinlikle ben hani 5-10 santim doğal uzayacaksa ameliyat hmm. yapmaya Aynen. o parayı ödemeye gerek yok ve hmm. o acıyı çekmeye gerek yok. Aynen yani. evet. Mantıklı değil. <laughs> Sürece başladıktan sonra işte şey çıktınız mı? Çıktım tabii ki ama bu dışarı çıkmaktan kaynaklı kapının önüne işte gezip bilmem neyse onu yaptım. Diğer türlü arabayla eve de gittim. Evden eşyalarımızı falan filan topladık öyle ki çıkılabiliyor ama ben çok çıkmayı tercih etmiyorum aslında. Bilirim yani ben öyle çok dışarısı meraklısı bir insan olmadığım için burası konforlu olduğu için çok da çıkmıyorum aslında. Ama öyle bir yasaktır bir şeydir yok. çıkamazsındır yok. Çıkabilirsin ama bence hava soğuk Aynen. çıkmaya. <laughs> Gelseniz çıkmazsınız ki zaten buradan yani çok sosyal bir alan evet. var işte. Uluslararası bir e, yapı var aşağıda, her türlü <laughs> milletten adam var. Hani oturursun, langırt oynarsın, playstation oynarsın, zaten fizyoterapin oluyor, sohbet yani. muhabbet falan. Zaten çok keyifli vakit aynen. Bir de çok enteresan bir şey oldu, komikti. Ben Özkan'a Whatsapp'ta yazıyorum hani turnuvada Hı -hı. kazandın ya, Hı. E, langırt turnuvasında. Ya dedim Özkan, hani langırt turnuvası İstanbul Kartalı'da evet. oluyor, <laughs> Live Life'de olur merkezinde. Ve International bir langırt turnuvası evet. oluyor. Her milletin insanı var. <laughs> NATO'dan daha kalabalıyız evet, bu arada ama arkadaşlar. Ama Türk'ün gücünü gösterdik <laughs> evet, abi Kesinlikle. Yani. Arkadaşlar Japonlardan tutun. Ekvador, Arjantin, evet. Almanya, İngiltere falan. İstediğiniz dili de burada öğrenebilirsiniz <laughs> yani. Öyle bir şey var. Kazanan Özkan İstanbul'dan evet. selamlar. <laughs> evet. Sen ben de şey mi çekiyorum? Sen ben de, de. de şunu Bu ameliyatı ne tür kronik rahatsızlıklar engelliyor? Ben de FMF var, ailevi Biliyor akdeniz ateşini da? biliyorum. Hmm. Benim bir arkadaşımda vardı, hmm. çok kötü, çok kötü bu arada. Her yıl oluyor ve pertsin. Şöyle, bu ameliyat yapabilmeniz için sadece para değil, maddi yönden değil, gerçekten sağlıklı olmanız gerekiyor. Hani böyle işte Allah korusun kanserdir, işte diyabet tarzı hmm. hastalıklardır ve ee, kronik rahatsızlıklar şimdi tabii ki detaylara girmek istemiyorum ama mesela bir akdeniz ateşi engellemez ama diğer kronik rahatsızlıklar işte eklemdir başka kronik rahatsızlıklardır. Bunlar etkileyebilir, engelleyebilir daha doğrusu. O bakımdan ameliyat öncesi bütün tetkikleri yapıp her şeyi detaylı bir şekilde bakıp Hı -hı. hasta olabilir mi, olmayabilir mi diye karar veriyoruz. Böyle bir şey var ama sakat kalma ihtimalin var mı? Evet. Sen cevapla abi. Bu gerçekten favori bir soru yani. Evet. Hani ilk soru şu zaten. Ne kadar abi sakat kalabilir miyim? <laughs> Boy uzatma ameliyatlarında sakat kalabilme gibi bir ihtimal çok ama çok düşük. Hatta şöyle söyleyeyim. Uçak kazası ihtimali daha yüksek. Sayısal lotoda kazanabilme ihtimaliniz daha yüksek. Sadece şöyle bir şey olabilir. Uzun dönem yan etkileri olabilir. İşte hareketsizlikten, yanlış fizik tedaviden veya yanlış cerrahiden işte bacaklar eğilebilir. İşte bir O veya X bacak olabilir. Ya da ee, çok hareketli değilseniz ve yanlış fizyoterapi görüyorsanız Eklemler donabilir ee, Hareketleriniz kısıtlı olabilir Ömür boyu bir şekilde yani Hı -hı. ömür boyu kısıtlı olabilir Sadece tek sıkıntı o Ya e Burada sakat kalır mıyım? bu Hayır durumda? Başka doktorda da sakat kalmak Hı -hı. zor yani Hı -hı. Öyle bir şey olmaz o Olmaz diye bir şey yok ama çok zor İhtimali çok zor Ya bir de şey belki uzatmadan devam ediyorsundur Hiç antrenman yapmıyorsundur Hiç yürümüyorsundur Uzatma aslında mı? Evet Belki orada kasların sinirlerin çok seni zorlayabilir o, o uzun vadede belki bir şey yapar mı? Donabilir, eklemler Hı -hı. donabilir, zorlayabilir. Hı -hı. Ee, toparlama süreci 2 ay olmaz. Hı -hı. bir yıl olabilir. Evet. Ee, ve %100 olmaz atıyorum bacakların %100 katlayamazsın. Eee %100 bir efor sarf edemezsin, koşamazsın. Hı -hı. Ama yani hani sadece bu kurum için değil, diğer doktorlara da saygı duyuyorum. Yapılan iş çok güzel. Hani doktorlarımız çok iyi ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu ameliyatı Cumhurbaşkanının doktorunda da olsanız bir hani %100 bir başarılı ameliyat yeterli değil. Burada biliyorsun sen fizik tedavi, süreç, süreç, önemli, süreç çok evet. önemli iki farklı ameliyat o bakımdan evet. işte şey insanlar biraz şey görüyor ben de öyleydim çünkü kendimden kaynış söylüyorum asıl olayın ameliyat olduğunu aslında evet, düşünüyoruz ama tam evet dersin. ameliyat çok önemli ama sonraki süreç aslında o da çok önemli. önemli onu göz ardı etmemek lazım tam olarak etimi kemiğimi nereye uzatıyorlar aklım almıyor <laughs> nereye uzatıyorsunsa <sonra>? düşünmem <laughs> lazım vallahi çözemedim ya. Evet. Direkt bunu alıyorum. Aa bak bu çok güzel bir evet. soru. Ameliyat izi kalıyor mu? Nasıl yok olur? Şimdi şöyle hokus pokus <laughs> şöyle tabii ki yara izleri kalıyor. Ama burada önemli olan şu. Biz her ameliyatımıza estetik, estetik dikişler e, kullanıyoruz. Yani estetik dikiş şu oluyor. Şimdi böyle büyük bir yara yani böyle büyük dikmiyoruz yarayı açık Hı -hı. yarayı. Böyle ince düz çiz e, dikiyoruz. Hı -hı. Bu güzel tatlı bir görüntü veriyor. Sonrasından da scar removal device var yani e, lazer var yarayı silme Hı -hı. işte bu dövme silme Hı -hı. gibi. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. %100 diye bir şey yok. Yani %70'e kadar Hı -hı. silinebiliyor ama %100 cilt dokusu bunu kabul etmiyor. O e, lazerle yara silme aleti Türkiye'de kaç tane var? Sadece bizde var. Şöyle dövme silme var ama Hı -hı. sadece özel yara yara için sadece bizde. Sadece sizde var değil mi? Gururla söylüyorum. Evet. Bir de şey de var burada. Bunu ben şu an kullanamıyorum onu galiba da no gravity yürüyüş. Var evet. Neydi, evet. E, anti gravity treatment, anti gravity. Aynen. aynen. O kay. ondan kaç tane var? Ondan bildiğim kadarıyla Fenerbahçe e ve bir hastanede daha var, büyük bir hastanede bir de, de var. Aynen. Yani aslında buraya geldiğinizde Türkiye'de hiç olmayan makinalarla iyileşiyorsunuz. Evet. Ve ben hep şey de söylüyorum. Yani bu işin sonunda en son merak edilecek şey bence yara izi. Yani bence hani de. ki yara izleri çok küçük yara izleri. Tabii kadınlar belki bunu çok daha büyük problem ediyordur. Hani bacaktan kaynaklı ama ya bir dövme yaparsın evet, ya da evet. hani gözüksün orada bir hani kaza geçirdim dersin bir şey dersin. Çok da büyük evet. problemler değil. Hani çok büyük büyük yaralar değil çünkü. Bir ya ufal ben ufal gibi görünüyor minimal, ya. minimal ya. aynen. Ee, ama hani onun da şeyini burada hani çözmeye çalışıp makine getirmeniz falan beni çok şaşırtmıştı. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar çok soru olduğu için ve soruların birkaçı ya da birçoğu aynı sorular yani aynı yere çıkan sorular olduğu için ve biz bir soruyu aslında cevaplarken birkaç soruyu cevaplamış oluyoruz bir yerden. Önemli. O yüzden eledik şu an cevaplamak istediğimiz daha farklı soruları cevaplayalım dedik. Yaş sınırı var mı? Kaç yaşında olmak gerekir? Yok. Yaş sınırı yok yani 13 de olabiliyor 64 de olabiliyor. Önemli olan sağlık burada. Büyüme kanallarınızın bir de kapalı olması. Büyüme plaklarının kapalı olması gerekiyor. Evet. evet. İleriki yaşlarda sorun olmaz mı? Bu da benim çok merak ettiğim bir soruydu. Yaşlandığımda ağrı hızı çeker miyim? Şöyle, e, yanlış bir cerrahi yapılıp bacaklar eğrilirse, hı hı. O veya X bacağı giderse kesinlikle hı hı. bu eklemleri etkiliyor, hı hı. E, eklem ağrıları olabilir. Hı hı. Güzel bir cerrahi olursa hiçbir şey olmaz. Bu hani bacağınızı kırıyor gibisiniz. Hı -hı. Ben de kırdım bacağımı, Hı -hı. kolumu, parmağımı Hı -hı. kırdım ve şu an gayet iyiyim. Sende de bir ben kırık de. var biliyorsun. İki iki kolumda benim ayrı ayrı kırık. Şu ne? an bir problem yaşamıyorum. Bir yani. de şöyle bir şey bunu tekrar cevaplamak istiyorum. Özellikle kadınlar soruyor. Ben işte hamile kalabilir miyim ondan sonra? Onlar şey zannediyor hani hamile kalıp yük biniyor kemikler ha. kırılabiliyor mu? Kesinlikle öyle bir şey yok. Ne alaka diyecektim. Kesinlikle ben ki. yok. Hala ne alaka. Aynen öyle ne <laughs> alaka ne onunla onu bağlamasınca da. Yani? <laughs> Şöyle yeni kaynayan kemiğiniz eski kemiğinize göre daha da sağlam. Yani atıyorum şu anki kemiğini kırabilir ama o yeni kaynayan 10 santim 8 santim kemiği kırmak çok zor bu arada. Çünkü beyin şey diyor yani burada bir problem oldu ve bunu çok iyi çözmem lazım. Aynen. Ve çok iyi onarmam lazım. Aynen. Eskisinden çok daha yeni bir Kesinlikle. kemik. Kesinlikle. Süreç başlamadan önce ne düşünüyordun şimdi ne düşünüyorsun? Süreç başlamadan önce... Ağrı, sızı, acıyı çok düşünmemeye çalıştım. Onu göz ardı etmeye çalıştım ki iyi ki de öyle yapmışım. Siz bana biraz daha bu ağrılardan, Hı -hı. acılardan çok detaylı bahsettiniz vazgeçebilirdim. Hı -hı. Ama o kadar yani hiç vazgeçilmeyecek bir ağrısızıymış yani. Hı -hı. Hani en son düşünülecek belki Hı -hı. de süreç. Ya şu an beni daha zorlayan şey mesela yatış pozisyonum hani. Evet. O en ya sırtüstü, yüzüstü yatmam yüz lazım. Hani ağrısızı 10 santim karşılığında Gerçekten de bence en son Hiçbir düşünülecek şey mevzu. Kaç santim uzayacağına sen mi karar veriyorsun yoksa Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse kardeşim. <laughs> 50-100 santim. <laughs> yani aslında ee... Bak sırrımızı söyleme lütfen. Tamam. Yani Guinness Fikirler kitabına gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben 20 santim yaptım bana sor yani. E peki şey önerebilecek maksimum seviyene? Önerebilecek maksimum seviye 2 ameliyatla 15 maksimum yani hasta gerçekten çok böyle hani daha full da egzersiz da. yapıyorsa, tembelceyse 18'e kadar çıkabiliriz. Hı. Yani. Bu. İki ameliyat. İki ameliyat. Üçüncü ameliyatı önermiyorsunuz. Üçüncü ameliyatı tabii ki öneriyorum ama Hı -hı. şöyle bir şey atıyorum hasta 1.40 olur. Hı -hı. Ee, mutlu olmaz, işte 1.60'dan mutlu olmaz, 1.70'den mutlu olmaz. Üçüncü ameliyatı öneriyorum tabii ki. Hı -hı. Ama bu yani... Şimdi ama iki ameliyattan sonra da mutlu olmayan çok yoktur herhalde. Ben görmedim. Aynen. Benden harcı var. <laughs> Çünkü şöyle Benden bir harcı. şey bu süreç motivasyonla geçecek bir süreç olduğu için eğer zaten halihazırda boyundan çok aşırı şikayetçi değilsen, bu çok elzem bir şey değilse kesinlikle. o motivasyonsuz yapamazsın bence. Kesinlikle, kesinlikle, Aynen. kesinlikle. Abi yalnızca boyumu uzatabiliyoruz. <laughs> bu, bu, soru çok güzel. Tebrik ediyorum kardeşim senin Güzel bir soru sordun. Çünkü sadece boy değil yani bacak boyu değil. Kollar da uzuyor. Humerus e, kolları uzatıyoruz. Çoğu hasta radyo soruyor. Radyos Burası. Sorun şu. Benim aklıma başka bir şey geldi. <laughs> ben miyim? Or orada uzuyor ama yani. <laughs> Biz yapmıyoruz diyoruz. <laughs> Yok. Ona başka cerrahiler bakıyor. İşte daha çok estetik doktorlar. Bak şöyle bir şey var. Üst kol humerus uzuyor. Alt kol da uzuyor. Fakat alt kolu estetik olarak uzatmayı tavsiye etmiyoruz. Çünkü burada çok sinir var ve Allah korusun bir bardak bile tutamaz aslında. Hmm. Bir yumruk atamaz. Bir tokat evet, atamaz. Burası değil mi? Çok kötü. Ve sadece burada hakikaten çok ciddi bir fark var. Atıyorum işte bir Askeri veya silahlı yaralanma hmm. olduysa hmm. olabiliyor. Ama bacak boyunu uzatıyoruz. Kolları uzuyor. Evet. Bir de boy kısaltıyoruz. O evet da o da çok iyi. Sonra bak. bak öyle hiç soru gelmemiş. Evet gelmemiş. Yani çoğu kadın hastalığımız var. 1.80 hmm. Çok e, güzel bir kadın yazmıştı Almanya'dan. Dedim ki ya ismini söylemeyeyim. Çok güzelsin dedim. 1.80 niye istiyorsun bunu dedim. Ya bana dedi ki benim aşık olduğum erkekler Alman değil daha çok işte İtalyan Türk falan. Hmm. Onlar da hep çok kısa dedi. Evet. Dedim o zaman bırak onlar uzasın sen kısa dedim. Öyle bir şey oldu. Dayanıklılık aynı oluyor mu? Kemikler dış etkili uzadığı için hassaslık yaşanıyor mu? Aslında cevapladık kısmen daha sağlam oluyor dedik. Daha sağlam oluyor ama şöyle bir şey var bir de. Bu bir kemik uzatıyoruz aslında. Ama Hı -hı. kemiksel bir sorunumuz yok. Senin Hı -hı. kemik arası var mı eskiden? Yok hayır. Yani çok komik. Daha çok Hı -hı. kas, sinir, tendon. Ben falan. de sana onu sormuştum hatırlıyor musun? Hı -hı. Kem kemik ağrısı oluyor mu diye. Kemik ağrısı diye bir şey yok. <laughs> evet evet. Yani kemikli uzadım <laughs> ama kemik bir alakamız yok. <laughs> Mesela ben şey buradan kendimi uzatıyorum ya işte <laughs> evet. anahtarla. İşte arkadaşların falan acımıyor mu ya? Evet, acımıyor. evet, evet. falan? Ben de ilk başlarda evet. öyleydim. Hiçbir şey hissetmiyorsun ama kemiğin arasını. Hiçbir açardım. şey değil mi? Hiçbir şey hissetmiyorsun. Sadece yani. süreç içerisinde uzadıkça Aynen. kasların aslında adapte olmak için zorlanıyor. Son, Son sorumuz. sorumuz. Hazır evet. mıyız? 10 santim uzadıktan sonra da öncesi ve sonrası yaparsınız değil mi? Bunu yapar mıyız Özkan? Yapmaz mıyız abi? Zaten bunun için yapıyoruz Aynen. abi. <laughs> Video bile çektik. Senin yanında zıpladım hatırlıyor Aynen musun? Öyle. Ben var ya o videoyu çok merak ediyorum. Aynen. Nasıl oluyor? Ben de çok merak ediyorum. Yani asıl zaten bence after'dan sonra daha çok böyle ilgi alaka evet. nasıl oluyor, nasıl geliyor. Hani gördüklerinde olacak. Şimdi sen bir de her gün milim uzattığı için, hani ben de milim uzattım. E, fark etmiyorsun. Ama şöyle bir şey oldu. Ben 4-5 saatimden sonra böyle işte dişimi fırçalamaya falan gittim uzatma esasında. Baktım böyle eşimi çağırdım. Aşkım dedim musluk bir garip mi? Ben mi dedim evet. deliriyorum falan. Evet. Ne ne dedi? Dedim ki ya dedim eve şey mi geldi ya? Tesisatçılar mı geldi? Musluğu mu indirdiler falan? Borun mu patladı? Niye dedi? Abi musluk çok alçak dedim. Evet. Ya sen dedi boyunu uzatıyorsun dedim. Allah doğru dedim boyumu uzatıyorum. Hakikaten unutmuşum yani. E şimdi before after resmi de öncesi ve sonra resmisi de resminde göreceksin ve diyeceksin ki hayır. Hı. Hatta şöyle bir şey oluyor. Eski boy, bu bu fotomontaj ya. Değil mi? Foto, ben öyle Hakikaten zannediyorum öyle. Instagram'daki fotoğraf. Hakikaten. Ve senin dediğin <laughs> konuyla mesela burada da hani sizin yanınızda çok fark edemiyorum böyle aynı boyda olduğum Hı. kişilerin yanında ama mesela Özlem var burada hemşire Hı. veya İlayda fizyoterapist evet. falan onlar benden kısa. Bu gitgide bakış açımız değişiyor. Yani böyle bir Allah Allah falan diyorum. Yani salıyorlar gibi geliyor. Hani algım değişiyor onlara karşı. Boylu mu arıyor ya Allah Allah. Sana bakmaktan boylu. İki buçuk santim uzayınca benim haller. Ve kısa iyi. görmeye başlıyorum herkesi. Bu yani. arada şu an kaç santimdesin desin Özkan? Ya 66 67. Şu an 1.69'um. 1.69. Yani 3 sant, 2.5 santim falan uzadın. 2.5 santim. Okey. Kaçıncı haftam? Kaçıncı haftam? İşte birinde ameliyat oldum. Bugün ayın 22'si. Yani İki, üçüncü hafta gidiyoruz. Üçüncü hafta. Aynen. Saydığı günler çabuk geçiyor. Abi çok gayet hızlı geçiyor aslında evet. ya. Yani üç haftada üç santim falan uzuyorsun. Çok Nasıl ya? Acayip <laughs> bir şey ya. <laughs> Nasıl? Ya? Bana var ya rüyamda görsen hadi lan falan. <laughs> evet ederim. abi ben. Hatta bazen aşağıda hastalarla konuştuğumda hani şikayetçi falan oluyor ağrım var falan filan. Ben şeyi anlayamıyorum yani burada arkadaşlar bir mucize gerçekleşiyor ya bunun farkında mısınız siz yani evet. hani bu ağrısızı olsun yani ne, ne nedir derdiniz falan oluyorum çünkü hani hep söylüyorum Gerçekten bu olay bir mucize ve dünyada da zaten hani bir kurum yok bununla alakalı. Evet. Yaptığınız işe hepinizin yaptığı işi o kadar değerli ve takdir edilisi buluyorum Çok ki. Çok teşekkürler. Tebrik ediyorum Çok ve İstanbul'da Türkiye'de bunun yapılıyor olması ve olması da bana ayrıca gurur veriyor. Gerçekten hani bunu reklamdır övmek için söylemiyorum. Bir de ağrı demişken lütfen yal yalansa değil ki Sedat sen burada şu an yalan söylüyorsun Hı. değil de. Arkadaşlar diş ağrısı ve aşk acısı daha kötü boy uzatma ameliyatını Evet belki Doğru diş ağrısı daha kötü olabilir evet. biliyor musun? Evet, evet, Benim dün... Aşk acısını bilmiyorum. Da. Aşk acısı kötü <laughs> ben söyleyebilirim yani. <laughs> Bak ben... orada bir mesaj aldım evet. <laughs> Çok büyük böyle travma yaşamadığım için. <laughs> anladım, anladım. Ben yaşamıştım. O bakımdan çok kötü. Diş ağrısını da geçen hafta yaşadım. Hı -hı. İnanın o da çok kötü. Evet. Diş ağrısı direkt beyne zonkluyor ama bu boy uzatma ameliyatı yani hani... Ya Bilmiyorum yine yalan yani. söylemeyeyim ben. ilk hafta çok zorlayabilir. Hani ilk hafta pişman olabilirsiniz. Ben hiç pişman olmadım, çok açık söylüyorum. İlk hafta belki dersiniz ki ne yaptım ben işte bilmem ne. Çünkü şeyden kaynaklı o da. Şimdi çok sağlıklısın hmm. ve bu tercihe bağlı bir şey. Zorunlu Kesinlikle değilsin öyle. ya. Şimdi kanser olsan o ameliyat olmak zorundasın diye. Evet. Kalple bir sorun olsan o ameliyat olmak o zorundasın. Bakarsın. Ama bunu kendi isteğin doğrultusunda yaptığın için şey diyorsun. Ya ben yürüyebiliyordum zaten. Niye bunu yaptım kendime macera deme. Macera aradım evet diyebiliyorsun. Hmm. Ama o da ikinci haftada falan geçiyor. Benim öyle mesela çok uyuyamadığım da zaman olmadı Kısar ya. Sen uyuyabiliyor musun? Uyuyabiliyorum. Şaka falan. yapıyorsun. Ya şey gibi olacak şu an ama yalan söylemişim gibi mi oluyor? bilmiyorum ama. Da. Uyuyabiliyorum çok ağrım yok. Hani bazen vuruyor gerçekten ama çekilmeyecek ağrılar değil e, Hı -hı. İlaçlar var. Hı -hı. E, çok ağrı çeksem fizyoterapiye söylüyorum hemen elektrikli o bir cihaz var onu Hı -hı. getiriyorlar koyuyorlar. İşte sıcak su, buz bilmem ne falan çözümü var zaten. Kaç saat uyudun misal bugün? Bugün geç yattım. <laughs> takıldık <gülüyor> biraz. <gülüyor> yeah, yeah. Gece 3'te uyudum. Çekim var diye de 11'de falan kalktım. Yine kaç uyumuşum? 8 ee, uyumuş muyum? 8 saat mi? 8 saat uyumuşum yine. 8 saat. İşte bazen 9'u yani, 10'u buluyor falan. Ben bazen 2 saat uyuyabiliyordum. Bazen 12 saat uyuyabiliyordum <laughs> yani de ama sen 8 saat uyuyabiliyorsan Özkan süper Ama işte o da galiba Egzersizlerden kaynaklı evet, rahat öyle, ettiriyor evet, beni. Kesinlikle. Aynen. Vallahi ben bütün gün yatıyordum, evdeydim yani Tembeldim. Abi öyle çekilme. <laughs> Sana tavsiye abi veriyorum. Herhalde. Abi öyle geçer. Allah razı olsun <laughs> kardeşim. Dördüncü ameliyatımda kesinlikle... <laughs> <laughs> bu arada sen de bir uzmansın artık abi yani. Ya, Uzmanlaşıyoruz abi. Uzmanlaşıyoruz ya. yani. Vallahi billahi. Bence bu konu hakkında doktorun yapmak zorundasın. Aa, evet. Bir şey söyleyeyim Boyz atma hakkında da bir kitap bekliyorum Hemen. senden. Vallahi bir Aynen. kitap yazmanı bekliyorum. Zaten benim o ilk kitabımda hep kısa boyluklu alakalı hikayeler Aa. var, şikayetler falan, okay. bilmem neler, böyle espriler, şakalar falan. Çünkü ben lisede de öyle kısaydım. Biraz benim lise hayatımdan da esintiler var orada. Artık o kitap tarihe Tarih arkadaşlar. <laughs> yeni bir sayfa başlıyor. <laughs> Hakikaten yani <laughs> çok güzel bir şey evet. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Buraya kadar gelen, sabreden, bizi dinleyen herkes çok sağ olsun, var olsun. Videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz ki karşınıza bizimle alakalı, boy uzatmayla alakalı bu konuyla ilgileniyorsanız videolar çıksın karşınıza. Süreci, benim sürecimi veya diğer hastaların süreçlerini merak ediyorsanız, daha detaylı bilgi almak istiyorsanız yine kanala abone olursanız çok seviniriz. Aynı zamanda Instagram ve TikTok kanallarında da tüm süreçler anlık olarak hikayelerle, post videolarla paylaşılıyor. Oralardan da takip edebilirsiniz. Ekstra ben de hani çok yormuyorum ama kendi Instagram profilimde de sürecimi anlatıyorum. E, benim sayfama da bakabilirsiniz. Takip etmek zorunda değilsiniz. E, bu şekilde e, bugün sorularınızı cevapladık. Sedat'la e, ben çok memnun kaldım. Çok da güzel Aynen. sorular gelmiş. Evet. Bence yalanlığıyla da açıklamış olduk e, diye düşünüyorum. Bizden başka beklediğiniz videolar varsa yorumları yazmayı unutmayın. E, sizi çok seviyoruz. Sen çok işte güzel bir sohbetti. Evet. Aynen takip edeceğiz, sürece bakacağız Aynen. ve 10 santimde görüşeceğiz. Aynen. Ama Photoshop değil bir merak et. Uzuyoruz arkadaşlar. <laughs> Aynen. Selamlar. Görüşürüz. Kendinize Aynen. iyi bakın. Bakalım. Ee, 10 santimde görüşürüz. Uzun. <laughs> Aynen. 10 santimde görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>